Süper Lig'de Karabükspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Haftanın iki takım açısından da hani çok fazla bir şey ifade etmeyen maçlarından bir tanesi bu. Bildiğiniz gibi Karabükspor düşmemeyi garantiledi. Playoff için de şansları yok. Beşiktaş da playoff'u garantiledi. O yüzden onlar açısından da formalite maçı gibi gözüküyor. Tabii Karabükspor'un evinde 8 maçları üst üste kazandığını ve Beşiktaş'ın da deplasmanlarda 6 haftadır kazanamadığını, Beşiktaş'ın son zamanlarda kazanmayı unuttuğunu, en son Samsun karşısında 1-0'lık mağlubiyetle sadece kazanmak ya da kaybetmekten ziyade kötü oyunla da artık taraftarı açısından da çok olumsuz bir duygu bırakmıştı Beşiktaş. Haftalardır böyleydi bu. Sonunda zaten beklenen oldu ve ben açıkçası bir hafta sonra bekliyordum. Yani playoff öncesi bekliyordum ama Tayfur Avuççu göreve getirildi. Carvalho'nun görevden alındı. Şimdi yeni yönetimin ilk futbolla ilgili tasarruflarından birisi bu oldu açıkçası. Zaten beklenen bir şeydi. Herkes bekliyordu. Özellikle son sonuçlardan sonra ki bence Carvalho de bekliyordu. Yani Carvalho de çok şaşırttığını zannetmiyorum. Tayfur Avuç'u çıktığından beri cezaevinden böyle bir durumun her an gerçekleşeceğini Carvalho'nun düşündüğüne inanıyorum ben. Ben bir hafta sonra bekliyordum ama daha erken alındı. Şimdi Karabük deplasmanında da Tayfur Hoca kenarda olacak. Bunun çok fazla takıma bir anda bir değişiklik yapacağını zannetmiyorum. Çünkü oyuncular umarım playoff'u bırakmamışlardır ama ligi bitirmişler zaten haftalar öncesinden kafalarında playoff garantilendikten sonra. Onlar şu anda playoff'a konsantreler ki umuyorum. Yani eğer öyle değillerse Beşiktaş'ın işi çok zor olur. Playoff'ta şu görüntüsüyle Beşiktaş birçok yani o Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a direnemeyecek gibi görüntüsü var. En azından Samsun maçındaki Beşiktaş öyleydi. O yüzden daha fazla motivasyonu, daha fazla isteğe, arzuya ve takım dayanışmasına ihtiyaçları var. Tayfur Hoca'nın bunu bu kısa sürede başarıp başaramayacağını zaman gösterecektir bize. Playoff gösterecektir. Bu maçta Karabükspor'un 16 maç oynamış içeride ve onların 14'ü üst bitmiş. O yüzden ben kendi adıma bu maçta üst tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Beşiktaş'a verilen oranın düşük olacağını tahmin ediyorum. Ve o yüzden üste yönelmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında Beşiktaş'ta cezalı olan Veli'nin bu maçta forma giyemeyeceğini, sakatlıkları olan Mustafa'nın, Quaresma'nın ve Ersin'in ise durumlarının maça doğru belli olacağını söyleyerek bu maçta kendi adıma üstü tavsiye ediyorum.